herkese merhaba. Öncelikle 10 ilde hissedilen bu deprem felaketinde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede şifa bekleyen hastalarımızın ise bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Çok büyük bir felaket yaşadık. Binlerce can gitti, binlerce eve ateş düştü. Doğal afeti önlememiz gibi bir imkanımız yok maalesef ki. Yapabileceğimiz tek şey oturduğumuz binaların, oturduğumuz evlerin ne kadar güvenli olduğuna baktırabilmek. Lütfen arkadaşlar bunu yaptırın. Oturduğunuz ev, yuvanız ne kadar güvenilir? O ev sizin mezarınız olabilir çünkü ki çoğu kişi bu depremde yuvam dediği yerler mezarı oldu. Bir doğal afet, bunu maalesef ki önleyemeyiz. Sadece elimizden gelen, sadece yapabileceğimiz bir tek bu var. Onun dışında yapabileceğimiz maalesef ki pek fazla bir şey yok. Çünkü bu bir doğal afet. Bunu önleyemeyiz, bunu engelleyemeyiz, bunu geciktiremeyiz. O yüzden bununla karşı savaşmamız gerekiyor. Buna karşı kendimizi en azından güvene almamız gerekiyor. Kendi önlemimizi kendimiz almamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl cümle kurmam gerektiğini inanın bilmiyorum. Çünkü hangi cümleyi kursam sanki eksik kuruyormuşum veya yanlış bir şey söylerim diye gerçekten çok korkuyorum. Buna karşı kendi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Biz deprem ülkesiyiz arkadaşlar ve her an her yerde yine deprem olabilir. O yüzden kendi önlemimizi kendimiz almamız gerekiyor. Birçok can gitti, birçok eve ateş düştü. Umuyorum ki bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya gelmek zorunda kalmayız. Yani bir tek bunu söyleyebiliyorum. Gerçekten ne desem az geliyor. Çünkü çok can gitti. Yani onlar için sadece yapabileceğimiz şey dua etmek. Hastalarımıza, şifa bekleyenlere tabii ki de yine dua etmemiz gerekiyor. Başka elimizden maalesef ki hiçbir şey gelmiyor. Tabii ki de hepimiz elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunduk. Bulunduğumuza inanıyorum. Ben de aynı şekilde elimden geleni yapmaya çalıştım. An için yapabileceğimiz, elimizden gelen en doğru şey dua etmek. Ölenlerimiz için, hastanede şifa bekleyenlerimiz için en büyük gücümüz dua etmek. Gelelim Yalı Çapkın dizisine. Bu haftayla birlikte diziler artık başlıyor arkadaşlar, biliyorsunuz ki. 2 hafta önce kadar bu Yalı Çapkın'da Seyran'ın okumuş olduğu bir kitap vardı. Hatta şöyle denmişti. Bu kitap aslında dizinin içerisinde bize finaliyle ilgili ipucu veriyor demişti. Herkes o kitap hangi kitap diye araştırırken bu kitabın Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanını okuduğunu, Seyran'ın bu romanı okuduğunu görmüştük. Dediğim gibi herkes bu romanla finalini birleştirecekler deniliyor. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii ki de bilemeyiz. Çünkü biliyorsunuz ki bu Yalı Çapkın'ı dizisiyle ilgili özellikle çok fazla gerçek hikayeden çarptırılmış ve Gülseren Hanım da bayağı bir tepki göstermiş bununla ilgili. Çünkü belli bir konusu var bu dizinin, belli bir hayat hikayesi var ama konu gerçekten çok farklı yerlere sapmış. Normalde biliyorsunuz zaten gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan veya dizilerden veya kitaplardan uyarlanan dizilerde mutlaka farklılıklar oluyordu. Ona okeydik, onda hiçbir sıkıntı yoktu. Ama bu dizide gerçekten çok çok farklı yerlere saptığı için de Gülseren Hanım da bu duruma tepki göstermiş. 2 hafta önceki bölümde de dediğim gibi Seyran'ın okumuş olduğu bir kitap vardı ve finali acaba o kitapla bağdaştırılacak mı diye bir dedikodu dönüyordu. Yani muhtemelen şu an için yazılmadı veya Gülseren Hanım'ın vermiş olduğu hikayeye uygun bir son mu yazarlar tam olarak bilemiyorum. Ama eğer böyle giderse, bu kadar çok gerçek hikayeden çarptırılıyorsa çok farklı bir sonda yazılabilir. Dizinin içerisinde de kitabı koyarak aslında bize finaliyle ilgili ipuçları vermeye çalışıyor olabilirler diye düşünüyorum ben de. O yüzden bugün ben de Handan roman özetini size anlatacağım. Acaba Yalı Çapkın'ın finalinde Handan roman özetinde olduğu gibi, Handan romanında daha doğrusu olduğu gibi bir final mi olur? Sizlerle tartışmak istiyorum açıkçası. Bakalım Seyran'ın okumuş olduğu Handan romanının sırrı neymiş, özeti neymiş? Şimdi Handan ve Neriman'ın hayat hikayesini anlatıyor. Daha çok Handan'ın hayat hikayesini anlatıyor bu roman. Şimdi Handan ve Neriman gerçekten kardeş gibi, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki kız. Neriman Refik Cemal ile evlenmek üzeredir. Handan ise kocası Hüsnü Paşa ile Paris'te yaşıyor.
Handan gençliğinde birisini sevmiş. Gerçekten birbirlerini çok fazla sevmişler. Nazım adlı birisini sevmiş. Bu arada bakıyorum çünkü isimleri bazen karıştırıyorum. O yüzden buraya not aldım. Handan gençliğinde Nazım adlı birisini sevmiş. O Nazım ideallerini aşkın önüne koyunca Handan bu duruma çok fazla bozulmuş ve onunla evlenmekten vazgeçmiş. Şu andaki eşi Hüsnü Paşa ile evlenmiş. Nazım bu olaydan sonra kendisini asıyor ve arkasında bir not bırakıyor. Her şeyin sorumlusu Handan diyor. Tabii Handan bunu öğrendikten sonra evliliği düzgün gitmiyor, iyi gitmiyor. Zaten eşinin de kendisine sadakatsizlik ettiğini biliyor ama buna rağmen susuyor. Eşi Hüsnü Paşa'yı kaybetmemek için aslında kendinden veriyor, gençliğini veriyor. Ve daha sonrasında ise hafızasını kaybediyor. Hafızasını kaybettikten sonra o çocukluk kardeş gibi oldu. Neriman ve eşi ona bakıyor. Kocası ise yurt dışında metresleriyle eğleniyor. Pek fazla Handan'la ilgilenmiyor. O dönemlerde Neriman hamile ve o yüzden Handan'a hasta bakıcı ve Refik Cemal bakıyor. Bu durumda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Gide gele Refik Cemal'i göre göre Handan Refik Cemal'e aşık oluyor. Refik Cemal de Handan'a aşık oluyor. Ama Refik Cemal eşi Neriman'ı gerçekten çok sevdiği için içten içe bir acı hissediyor. Neriman'a sadakatsizlik yaptığını bildiği için, düşündüğü için çok büyük bir acı hissediyor. Bir süre sonra Handan'ın hafızası yerine geldikten sonra o çok sevdiği, canından çok sevdiği Neriman'ın kocası Refik Cemal'e aşık olduğunu anlayınca hastalanıyor ve bu hastalık da onun ölümüne sebep oluyor arkadaşlar. Handan romanının özeti bu şekilde. Çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu romanın Yalı Çapkını dizisiyle nasıl bir bağlantısı vardır diyecek olursanız. Şöyle karakterleri yerine oturtmaya çalıştığım zaman Neriman'ı Seyran, Handan'ın ise Suna olabileceğini düşünüyorum. Suna zamanla acaba Ferit'e aşık olacak ve bu üzüntü onu yiyip bitirecek mi? Nasıl bir final olacak bilmiyorum ama böyle bir dedikodu dönüyordu. Handan romanı ile ilgili bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorlardı Yalı Çapkın dizisinin. Sizce öyle mi? Yani ben şöyle %100 evet kesin bağlantısı vardır diyemiyorum açıkçası. Ama yine de roman gerçekten çok 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 güzel bir roman. Yani özetini anlattığıma bakmayın. Gerçekten alıp okumanız gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir roman. Yalı Çapkın'la ilgili de bağlantı olarak belki buradan esinlenerek hikaye olarak birkaç şeyi alabilirler. İşte Suna'nın Ferit'e aşık olması ve daha sonrasında üzüntüsünden ölmesi. Neriman'la Ferit'in birbirine çok aşık olması. Daha sonrasında Seyran'ın hamile kalması. Yani Neriman'la Seyran'ı bağdaştırdığım için söylüyorum. Bu şekilde bir bağlantı olabilir diye düşünüyorum ama tabii ki demiş olduğum gibi %100 böyledir diyemiyorum. Sadece böyle bir dedikodu döndüğü için bu kitabın sırrı nedir? Bu kitabın bu diziyle, Yalı Çapkın dizisiyle bağlantısı nedir dendiği için ben de bu kitabın özetini mini bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Yani çok fazla eklelik bir şeyim yok. Sadece ben bu videoda bu kitapla, Handan kitabıyla Yalı Çapkın'ı arasında nasıl bir bağlantısı olabilir sizin takdirinize bırakmak istedim bu kitabı anlatarak aslında. Çünkü ben çok fazla bir bağlantı kuramadım. Az önce demiş olduğum gibi tek kurabileceğim bağlantı Neriman'ın Seyran, Handan'ın ise Suna olabileceği, başka da bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Ya da sadece Seyran'ın okumuş olduğu normal bir kitaptı. Yani hiçbir bize finalle ilgili ipucu verebilecek bir şey değildi ama çok fazla döndü bu konu, çok fazla konuşuldu bu kitabın sırrı ne, finalle ilgili bir bağlantısı mı var acaba diye çok fazla dedikodu dönmüştü. O yüzden ben de bu kitabın mini bir özetini sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Böyle bir videoydu bu da. Biraz buruk bir video oldu tabii ki de, ben de farkındayım. Tabii ki de enerjimiz yerinde değil, olmamalı da zaten. Hepimizin acısı var, hepimiz üzgünüz. Tabii ki de yakınlarını kaybedenler, annesini, babasını, kardeşini, sevdiğini, akrabasını kaybeden çok fazla insan var biliyorum ki. O yüzden bu video biraz buruk bir video oldu. Başka benim ekleyecek pek bir şeyim yok. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz istiyorsanız da. Benim başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.